Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai ve imamil mursalin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleyküm muhterem ahli İslam, braderan-ı kiram, hürmetli atahan, anahanlar. Bugünkü sohbetimizge muhlis bulturgen aziz vatandaşlar. O sizge malum ki Allah'ın inayeti bilen mukaddem sizlerini hükmilerge havalı kigen sohbetlerimizde zelaletten uyganin, saadetke intilin, amanetten saklanin mavzularda sohbetler kigenlik. Bugün şunda bir uluğ aylarga yettik ki sizu bizi zulümattan nurga eylenişimizge sebep bugen, zelaletten hidayetke eylenişimizge sebep bugen, şunda bir uluğ faziletlerge ege bolişimizge, hurafattan hakikatke eylenişimizge sebep bugen, ahir-i zaman peygamberi, cemi peygamberlerine hatmi künendesi bugen, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni tevellüt tapken, hem de vefat kigen ayları Rabbül Evvel ayge yetip geldik. Üşbu ay münasebeti bilen bir kança cami meçitlerimizde İmam Hatiplerimiz tamamlardan Sarveri Kainat Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'imiz siretlerge bağışlengen, hulka atvarlarge bağışlengen, tevellütlerden ta ulumlarge kadar başlarga kelgan sinoatlar haqida amru ma'ruf nahiy munkarlar bo'lib turganligi, Alloh qodir qilguncha mavludi shariflar o'qib turganligini xalqimiz guvohi bo'lib turibdi. Tarixi Muhammadiy kitobini muallifi Alloh rahmat qilsin Allomai zamon Alixon To'ra Sog'uniy o'zlarining kitoblarining muqaddimasida bir narsani ta'rif qilgan ekanlar. Musulmançılığını davasını kıyan her bir bende, ha yaş bulsun, ha karı bulsun, ha erkek bulsun, ha ayal bulsun, dört denersenin tarihini bölüşü şart digene gelirler. Birincisi Kur'an'lı tarihi, ikincisi İslam'lı tarihi, üçüncüsü Kabe'nin tarihi, dörtüncüsü Peygamber, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihini kişi özünü ata anasını tanıgendik, ata anasını bilgendik, bilişi gerekdir, tarif bergenekeller. Bugün silerini hükmilerge havala kımakçı bugün mevzu, cemi musulmanlarını başlayan musibet bol üçgen küllerden, ağır küllerden bugün, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni betap buluşları hem de ahirgi külleri vafatları hakkıda ve kadri imkaniyet malumat verişini maksatken muvafıklık taktik. Cenab-ı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hicretinin 11. yılı sefer ayını başlardan dert geçelim gerekenler. Bir kuni azat bo'lgan qullaridan Muvayha degan qullarini yonlariga chaqirib, "Ey Muvayha, bu kecha menga hamroh bo'lgin. Baqiya qabristoniga borib bir duo qilamiz" dedilar. Baqiya qabristoniga borib, qabrda yotganlarni haqqiga duo qilib, qabristonga kirganlarida "Assalomu alaykum. Sizlarga bu yotishni Alloh muborak qilsin. Bilganlaringizdaydi Alloh sizlarni qandoq fitnalardan, yomonliklardan omonda saqlaganligini" degan mazmunda duo qilib qabristonga kirdilar. Qabristonni ziyorat qilganlaridan keyin yo'lda kelayotganlarida "Ey Muvayha, Alloh bir bandasiga ikki narsani tanlashni ixtiyorini berdi. Birinchisi bu dunyoda abadiy qolib dünyanın mülküge müşerref buluşlik, egelik kılıçlik. İkincisi dünyadan otup
Allah'ını cemaliye müşerref buluştuklarının ortasında ihtiyarlık kıldı. Bendesi özge ikincisini ihtiyar kıldı. Yani dünyadan otup, dünyadan ketip, Allah'ını cemaliye müşerref buluştuklarının ihtiyar kıldı dediler. Bu bilen Cenab-ı Resulullah özlerini ölümlerine nispet vergenidiler. Üylerine kayıtkenleri de Hazreti Ayşe anamızdan beytap bulup orunda yatken ekenler. Ey Hazreti Ayşe, eğer ben hayat yürgen davrumda senge ölüm keredigen bulsa bu sen için nimet. Nege ki beni uzun cenazeyini okuyman, kolum bilen kabirge koyamam dediler. Bu gap Hazreti Ayşe anamızga ağır batkendek bulup, ya Allah'ın Resulü, meni ölümümü koyunuz tüsep kaldı mı degen hayal bilen gapirdiler. Peygamberimiz orunge yatıp kalışlardan iki gün mukaddem sahabe-i kiramlarının ortasında minberge çıkıp, ey braderler, kulak salıylar. Allah bir bendesi ki iki nerseni tendesini ihtiyarını verdi. Birincisi bu dünyada ebedi kalıp dünyanın mülküge müşerref buluşluk, egelik kılıçlık. İkincisi dünyadan otup Allah'ın cemaliye mehman buluşunu ortasında ihtiyarlık kıldı. Bendesi özge ikincisini lazım dip gördü. İkincisini ihtiyar kıldı dediler. Hemme cim tursayan Ebubekir Sıddık hongrab yığılığı başladılar. Şunda Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebubekir, nimege yığılıysan? Ben dünyadan ötkenimden ki yine sizlerge menfaatim yetip duradı. Hayatlık davrumda kan da yardımım tekken bosa, dünyadan ötkenimden ki yine huddu şu yardımım tekedi. Ümmetimi kıyan her bir emellerini feriştiler menge korsa tutturuşadı. Yaşı emellerilerini korsam sevinemen, yaman emellerilerini korganımda mağfiret kılışını, keçirişini Allah'dan sorab yaratkenge iltica kılaman. Ey braderler, kulak salıylar. Kaysi birilerini eşigiler meçtini içiden açılgen bosa, bugünden itibaren eşigilerini yapıylar. Megerem ki Ebubekir Sıddık'ın eşigi açıqqasın. Mən Ebubekir'ni eşigiden nur çıkıp durgenliğini kurdum. Adamlar menge küfür keltirgende birinci bulup iman keltirgen Ebubekir buldu. Ağır demlerde suyab, ağır demlerde katarımda turgen, yardımcı bulgen Ebubekir buldu. Men Ebubekir'den razı men degen gapni sahabe-i kiramlarını ortalarda gapirgen ekeller. Hatta ki köp sahabeler taaccübde bulup, neme uçun Resulullah bizni işigimizni yapışını, Ebubekir Sıddık'ın işigi açıp kalışını büyürdüler degen gaplarını birbirlerine gapirgenleri yem buluştu. Peygamberimizde dertleri vazmin bulup, orunge yatıp, künden künge ağırlaştılar. Hazreti Bilal namaz hıftanga azan etip, sahabelerine hemmeleri Cenab-ı Resulullah'ın yollarına müntezir bulup kütkenleri de Peygamberimiz namazda çıkalmadılar. Bilal Habeşi, ya Allah'ın Resulü, sahabeler yolüzge müntezir bulup duruştu namazda çıkas mı degenleri de üç meratabı onlilerden durup gusül kılıp üç meratabı hüşlerden ketip oranga yıkıldılar. Ey Bilal, cemaatte yetkizin, Resulullah özleri bilen özleri avarı bulup kaldılar. Dertleri vazmin bulup kaldılar. Ben bugün namazga çıkalmayman. Beni ornumge Ebubekir Sıddık imam bulup namazını ada etsin dediler. Bu gapni işiten Hazreti Ayşe anamız, ya Allah'ın Resulü, meni otam Ebubekir'ni ko'ngli yumshoq, ko'zlari juda ham yoshli. Mehrobda sizni joiz bo'sh turganligini ko'rib, toqat qila olmaydilar. Yig'lavoradilar, qiroatlarni odamlar eshitolmaydi. Sizni o'rningizga u zot imom bo'lib namoz o'qib bera olmaydilar degan gapni aytdilar.
3-4 marotaba takror qilsalar ham janob rasululloh qattiyan rad qildilar. Abu Bakrga eting, Abu Bakr bugun namozni ado etsin dedilar. Abu Bakr Siddiq birinchi marotaba payg'ambarimizni o'rnilariga imom bo'lib namozni ado etib berdilar. O'sha kuni sahobalarning o'rtalarida xavotir kuchayib, payg'ambarimizni dardlari vazmin bo'lib qolganliklaridan qo'rqib, uylariga keta olmasdan masjidni yig'izori tutdi. Vaziyatdan Hazrati Ali kelib, janob Rasulullohga xabar berdilar. Ya Allohning rasuli, sahobalar xavotirdalar, uylariga keta olmay qoldilar. Sizni dardga chalinib qolganligingiz ularni ko'yniga xavotirlik solib turibdi degan gapni aytganlarida bir qo'llardan Abu Bakr Siddiq, bir qo'llardan Fazl ibn Abbos oyoqlari yer chizgan holatda, dardlari vazmin bo'lgan holatda masjidga sudralib chiqdilar. Minbarni poyasiga o'tirganlardan keyin Allohga hamd sano etib, ey birodarlar, meni o'limim, dardga chalinib qolganligim nima uchun sizlarni xavotirga soldi? Mandan avval kelgan qaysi bir ummatga kelgan payg'ambar abadiy qolgan? Jami payg'ambarlar kelganki, ular ham dunyodan o'tgan. Meni ham bugun bu dunyodan oxirgi kunlarim, bu dunyodan birinchi kunlarim boshlandi. Qatoriladan ketadigan daqiqalar boshlandi. Safarimiz qarib, oxirat tadoriklarini ko'radigan daqiqalar boshlandi. Oxirgi so'zlarimga quloq solinglar. Ey muhojirlar, makkaliklar, bir esnang. Kelganimizda boshimizga vatan, ustimizga libos bo'lgan ansor madinaliklarni eslang. Eng serhosil yerlarni bizga berib, ko'makchi bo'lib qatorimizda turgan, yordam qilib og'ir daqiqalarda suyab turgan ansori madinaliklarni yaxshiliklarini unutmang. Oqibatli bo'lib meni davrimda qandoq bir samimiyat bo'lgan bo'lsa, mandan keyin ham xuddi shu samimiy munosabat o'rtaylarda davom etsin. Ey muhojirlar, meni deb Makkani tashab kelgan, vatanni tashab kelgan birodarlarim, men sizlarni ansori madinaliklarga topshirdim. Ey ansori madinaliklar, men sizlarni Allohga topshirdim. Meni so'zimga quloq tutinglar. Bu dunyoda yurganinglarda agar bir ish bo'lmay qolsa, nimaga bo'lmadi deb xavotirda bo'lmang. Bandasi shoshilgan bilan Alloh shoshilmaydi. Har bir ish Allohning izmi bilan bo'ladi. Bandani amaliga qarab boshiga ofatlar, musibatlar keladi. Yaxshi amalda bo'lgan bandalarni dunyosi oxiratini obod qiladi. Dunyoda yurganinglarda takabburchilikda bo'lmang. Bir-biringlarga yomon munosabatda bo'maylar. Bandani yomon amallari ko'payadigan bo'lsa, jannatni ofati ham shundan keladi. Qaysi bir banda, qaysi bir ummatim men bilan Havzi Kavsarning ustida didor ko'rishni istasa, ortiqcha gaplarni gapirmasin, zarur bo'lmagan gaplarni gapirmasin. Tiliga ehtiyot bo'lsin degan gaplarni janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ta'kid qilgan ekanlar. Rivoyatlarda keladiki, payg'ambarimizning o'limlaridan bir oy muqaddam dardlari vazmin bo'lib qolgan paytda Hazrati Oysha onamizning xonadonlarida to'plandik deyiladi. Shunda janob Rasulullohdan so'radik: Ya Allohning rasuli, agar siz dunyodan ketadigan bo'lsangiz, qaysi birimiz yuvamiz? Janozangizni qaysi birimiz o'qiymiz? Bu sharafli vazifani qaysi birimizga topshirasiz deb savol qildik. Shunda janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam javob qildilarki, men dunyodan ketadigan bo'lsam, o'zimni ahlimdan bo'lgan odamlar meni yusinlar. Yaman bo'zlardan kafan qilinglar. Qachon meni yuvib kafanga oladigan bo'lsanglar, o'zimni yolg'iz qoldirib chiqib ketinglar. Birinchi bo'lib menga Jibril alayhissalom, Isrofil alayhissalom,
Azrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, farishtalar kelib cenazamni ado etishadi. Ulardan keyin cenazani o'qish navbati sizlarga yetadi. Keyin sizlar meni cenazamni o'qiysizlar deb janob Rasululloh ta'kid qildilar. Payg'ambarimizning dardlari vazmin bo'lib turgan paytda boshqa bir rivoyatlarda keladiki, o'limlaridan 3 kun muqaddam huzurlariga Jibril alayhisalom kelgan ekanlar. Ey birodarim Muhammad, sizni hurmatingiz uchun meni Alloh huzuringizga yubordi. Alloh bilib turibdi, ko'rib turibdi. Lekin shunda bo'lsa ham Habibimni huzuriga borgan, Muhammadni holidan bahabar bo'lgan dedi. Xolis qandoq dedilar. Janob Rasululloh, ey birodarim Jibril, men o'zim bilan o'zim avvora bo'lib qoldim. Halim juda ham vazmin bo'lib qoldi. Dard meni juda ham ezib qo'ydi dedilar. Ertasi kuni ham Jibril alayhisalom kelib bahabar bo'lganliklari 3-chi kuni Rabbiyul Avval oyini 12-chi kuni dushanba kuni ekan Jibril alayhisalom yana keldilar. Kelganlarda o'zlari bilan birga hamroh qilib Hazrati Azrail alayhisalomni olib kelgan ekanlar. Payg'ambarimizning huzurlariga kirib, "Ey birodarim Muhammad, men sizni huzuringizga keldim. Bu gal o'zim kelganim yo'q. Yonimda Hazrati Azrail alayhisalomni olib keldim. Agar ijozat bersangiz, Hazrati Azrail alayhisalom joningizni bugun oladi. Bo'lmasam orqasiga qaytib ketadi. Shu paytgacha Hazrati Azrail alayhisalom hech kimni jonini so'rab turib olgan emas. Bundan keyin ham so'ramasdan jonini oladi. Faqat bu imkoniyatni hurmatingiz uchun Alloh sizga berdi" deb bashorat bergan ekanlar. Payg'ambarimiz dardga chalinib qolib vazmin bo'lib yotganlarida qiynalib yotgan otalarini ko'rgan Fatima onamizni yig'laganlarini ko'rib, "Ey Fatima, bundan keyin otang qiynalmaydi. Bundan keyin otang bu jabru jafoni chekmaydi" dedilar. Va Fatima onamizning quloqlariga bir narsani shivirlab qo'yganlarida Fatima onamizning yuzlarida tabassum paydo bo'lgan ekan. Ya'ni men dunyodan ketganimdan keyin meni ahlimdan birinchi bo'lib menga yetishadigan zot sen bo'lasan degan ekanlar. Haqiqatan ham Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni vafotlaridan keyin oradan 6 oy vaqt o'tgandan keyin Hazrati Fatima onamiz ham dunyodan ko'z yumgan ekanlar. Hazrati Azrail alayhisalom payg'ambarimizni huzurlariga chiroyli bir suratda kirgan ekanlar. Assalomu alaykum ya Muhammad, Allohning habibi. Meni sizni huzuringizga Rabbim yubordi. Habibimni huzuriga chiroyli bir suratda kirgin. Agar ijozat bersa jonini olgin, bo'lmasam orqangga qaytgin degan Allohning buyrug'i bo'ldi. Agar ijozat bersangiz, men bugun joningizni olaman. Bo'lmasam orqamga qaytaman dedilar. Shunda Jibril alayhisalomga qaradilar. Jibril alayhisalom, Alloh sizga mushtoq birodarim Muhammad dedilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, "Ey birodarim, ko'kargan daraxt borki, qurimasdan ilojisi yo'q. Nur sochgan quyosh borki, botmasdan ilojisi yo'q. Kamolga yetgan narsa borki, orqaga qaytmasdan ilojisi yo'q. Dunyoga kelgan inson borki, dunyodan ketmasdan ilojisi yo'q. Agar safarim intihosiga yetgan bo'lsa, bu dunyodan ketadigan daqiqalar yaqinlashgan bo'lsa, vazifangizni ado qiling. Jonimni oling" dedilar. Hazrati Azrail alayhisalom payg'ambarimizni jonlarini olayotgan paytlarda jon kindikka kelganda jon berishim shunaqalik og'ir bo'ladimi degan ekanlar. Jibril alayhisalom yuzlarini o'g'irib turganlarini ko'rib, "Ey birodarim Jibril, nimaga yuzingizni o'g'irib turibsiz?" dedilar. Shunda Jibril alayhisalom, "Birodarim Muhammad,
Məni yeryüzündəki xacətim sizidir. Siz tüfəyli Allah'ın hükmünü yetkizib durardım. Sizi vəfatız tüfəyli mənim xizmətim nihayəsində yetib durdu. Bradarını sakaratda durgandigini, dostunu can beruatgandigini görüş dost üçün ağır bolarken, qarab turishga mən taqat qılanmadım, yüzümü oğırdım dediler. Şunda Hazreti Ayşe anamız rivayet kılandılar ki, Peygamberimiz can beruatken peytlerde, beni tizzemge başları koyulgan halette, közlerini kokket dikip bir nerseni pişirlep durdular. Yukarıdaki yoldaşlarımga yetkizgin, yukarıdaki yoldaşlarımga yetkizgin deyip tümmi Allah'a iltica kıldılar. Şunda saval kıldım, ya Allah'ın Resulü, bizi köyünüz tüsemi kaldı mı? Yukarıdaki yoldaşlarız kimdir saval kısam, yukarıdaki yoldaşlarım peygamberler, sıddıklar, şahitler deyip cevap kıldılar. Can beruatken peyitlerde levleri tümmesten piçirlep durdu. Ahirgi nefeslerine kulak saldı. Cenab-ı Resulullah'ın bu dünyadaki ahirgi sözleri Usikum bissale, Usikum bissale, Usikum bissale. Namazga ihtiyat bulin, namazga ihtiyat bulin, namazga ihtiyat bulin. Ümmetim, ümmetimdir Cenab-ı Resulullah ahirgi nefeste, ahirgi dakikalarda ümmetimdir amanet tapşırdılar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'nikimiz ve Allah'a kaydıkçımız. Peygamberimizin vefatları münasebeti bilen köp sahabeler musibet gibi açtı. Bir hılları tilden kagenliğe, bir hılları ayaksız bu kagenliğe, bir hılları eslerini yokatıp hüşsüz bulup yerge yıkılgenlikleri. Şunda Ebu Bekir Sıddık'ı şicaatleri sezilgeneken, adamlarını musibetke batıpagenliklerini korup, minberge çıkıp, ey braderler, uzilerini kolge alıyler. Siler Allah'ke bende misiler, ya Muhammed'ke bende misiler? Eğer Allah'ke bende bu seyler, Allah olgeni yok. Muhammed'em sizi bizge okşagen beşer ferzendi, insan balası. Dünyaga kegen insan var ki ketmesten ilacısı yok. Umur intihasıge yetkenden kegen amanetini vermesten ilacısı yok. Muhammed'em mene dünyadan ottu. Siler uzilerini kolge alilerdi. Sahabelerge karete türüp Allah'ın kelamı Kur'an'dan estaizu billah küllü nefsin zâikatul mevt. Her bir can egesi var ki ölüm şerbetini tartmasından ilacısı yok diğer ayette esnettiler. Sahabeler bu ayetini biz bir kança meratibi okusagen bugün çelik bizge tahsir kımagen deyip itiraf genekeller. Şunda Ebu Bekir Sıddık Cenab-ı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatken hücre-i mübarek kekirip Peygamberimizin yüzlerini açıp yığlep gözlerinden yaş akıp yüzlerinden öpüp otam onam sizge fida bo'lsin birodarim Muhammed. Tiriklik paytingizda qanda pok damon bo'lsangiz, o'lganingizda ham xuddi shunda poksiz deb yig'lab yuzlardan o'tdilar. Hazrati Oysha onamiz ham yig'lagan ekanlar. Hayotida bir marotaba yaxshi kiyim kiymagan zot, yumshoq o'rinlarni bo'yralarga almashtirgan zot, ikki dunyosi poklangan bo'lsa ham cennet başareti verilgen bu sayem, Allah'dan mağfiret sorab, tavba kılıp keçeleri uykusuz ibadette otgen zat, ey Allah'ın Habibi Muhammed deyip yığılagen ekenler. Peygamberimizin vefatlerden kegin, şunda bir mucizeler bulup otgen eken ki, hatta ki tilsiz bir canavar hayvan bugen, minip yürgen yafur degen eşeğleri uzunu kudukka teşep olgen eken. Tüyeleri bir neçe kun mabeynide avukat yemezden, açlıktan dünyadan köz yumgeneken. Cenab-ı Resulullah'a savdaş bogen, Peygamberimizge izdaş bogen, en yakın yanlarda yürgen sahabelerden bogen, Bilal Habeşi azan etalmayı kogenekenler. Sahabeler iltimas kılışkeneken, ey Bilal bir azan etin.
Rasulullohni davri durdonalarini bir eslaylik. Bir azon eting payg'ambarni ko'rganday bo'lamiz siz azon etganingizda. Azonni biz eshitdik deganlarida Bilal Habashi yig'lab turib javob bergan ekanlar. Ey birodarlar, men endi azon eta olmayman. Azon etkin deb meni zo'rlamanglar. Azonda Muhammadni nomi bor, kalimalarda Muhammadni nomi bor. Muhammadni nomi tilimga kelganda yuragim ezilib ketyapti. Men endi azon eta olmayman deb. Bir qancha muddat o'tgandan keyin Bilal Habashi ham dunyodan ko'z yumib o'tgan ekanlar. Mana shu oxirgi daqiqalarda oxirgi nafasda ummatni eslab, ummatim deb jon bergan payg'ambarga sodiq ummat bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin. Qiyomatda Allohning rahmatiga, payg'ambarimizning shafoatiga noil bo'lgan baxtli ummatlarni qatoridan joy olishimizni Alloh nasib etsin. Muhtaram birodarlar, bugun sizlarni hukmlarga havola qilgan bugungi suhbatimiz masjidlarimizda, jamiyalarda o'qilib turgan, erkin emin qilinayotgan ibodatlarimiz, mavludi shariflarni o'qilishi bu tinchlikning sharofati, yurtimizni boshda turgan yurtboshimizni adlona siyosatlarini bir mahsuli hosil ekan. Mana shunday bir ulug' kunlarda diyorimizda, jamiyalarimizda mavludi shariflar o'qilib turgan bir paytlarda bu yil Toshkent shahri İslam madaniyat markazini poytaxti deb e'lon qilindi. Qolaversa qadamjo joylarimiz, aziz avliyolar, ulamoi kiromlarga beshik bo'lgan manzil makonlar qaytadan obod bo'layotganligi, xalqimizning tilida hasti imom, kitoblarimizda hazrati imom deb atalgan shunday ulug' azizlar o'tgan dahalar yurtboshimizning tashabbusi bilan qaytadan ta'mir bo'lib turganligi bu Allohning rahmati. Xudoning marhamati ekan. Mavludi shariflarimizda, masjidlarimizda qilingan ibodatlarimizda doimo bu narsalarni e'tirof qilib, shu narsalarni tepasida turgan rahbarlarimizga haqqiga duoda bo'lib turibmiz. Muhtaram birodarlar, mana shunda ulug' oylarda, ulug' kunlarda janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni ruh poklarini shod qilish maqsadida jami masjidlarimizda navbatma-navbat mavludi shariflar o'qilyapti. Payg'ambarimizning ruh poklariga tilovat Qur'onlar bag'ishlab turilganligi, salovatlar etib turilganligini xalqimiz guvohi bo'lib turishibdi. Men fursatdan foydalanib, avizamni muxtasar qilar ekanman. Jami da'vat ahlini oyoqqa qo'ygan O'zbekistonda mana shu sof islomni odamlarga yetkazib turgan ko'p ahli ilmlarimizni ustozi bo'lgan, jumladan meni ham ustozim bo'lgan Fozilxon Qori domladan iltimos qildikki, qoraka bir estalik bo'lsin. Shundoq ulug' oylarda turibmiz, ulug' kunlarda turibmiz. O'ziz janob Rasulullohni ruh poklarga bir tilovat Qur'on qilib, Mavludi Barzanjiydan Alloh qodir qilguncha o'qib, salovatlardan o'qib, ularni haqlariga, ruhlariga bag'ishlab eli yurtimizni haqqiga bir duoda bo'lsangiz deb iltimos qildik. Mana bugun mamnuniyat bilan, xursandchilik bilan navbatni ustozimizga beramiz. Marhamat ustoz Fozil Qoraka, Mavludi Sharifdan o'qib, Allohning kalomi Qur'ondan o'qib, payg'ambarimiz ruh poklarini shod qilib qo'ysangiz. Rahmat Qobiljon domla, sizni ham xalqni ezgulikka, sof islom dinida iymon e'tiqodlari mustahkam bo'lishda qilayotgan xizmatlaringizga Alloh ajr azmini bersin. Alloh taolo dilingizdagi niyatlaringizga yetkazsin. Allohimdan xalqimizga doimo uchta narsani so'raymiz. Qalblarida iymon bo'lsin, tan jonlari salomat bo'lsin, yashab turgan hayotlari tinchlik, xotirjamlikda bo'lsin. Bu uchta eng ulug' ne'mat kimda mujassam bo'pti? Dunyoning eng saodatli insoni shu inson bo'ladi. Muhtaram birodarlar, qo'limizdan kelgancha Mavlud Nabaviyani, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni dunyoga rahmatan lil olamin bo'lgan zotni tavallud topgan, tug'ilgan bandlaridan o'qidik. Mahalli qiyom salovatlarini ettik. So'ngda tasbihlar etganmiz.
hem de bazı ilahi kasidelerini okuyamız. Allah Teala egem işitkenlerge menzul kısın. Niyetimiz şu il yurtumuzga bana şularını yetkezip o kalplerini bir roşallaştırışta bir hizmet olar mıkın digen niyette kıldık. Allah Teala dergahı da kabul etsin.